Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tarife başlamadan önce kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Havaların da ısınmasıyla beraber bugün sizlere harika bir dondurma yapıyorum. Neyle yapıyorum? Bugün kavunlu dondurma yapıyoruz. Havalar ısındı, artık şöyle soğuk bir şeyler, buz gibi bir şeyler yapalım dedik. O yüzden ilk soğuk tarifimiz kavunlu dondurma. Haydi başlayalım. Malzemelerimiz toz şeker, krema, glikoz şurubu ve santan gam. Bir de kağıt helvalarımız var arasına koymak için. Ve tabii ki olmazsa olmaz kavunumuz var. Glikozu neden kullandığımı söyleyeyim sizlere. Glikozla yapmamın nedeni daha kremamsı bir dondurma elde etmiş olmam. O yüzden glikoz tercih ediyorum ama isteyen kullanmayabilir. Onun yerine şeker oranını biraz daha arttırabilirsiniz. Santan gamı da şu yüzden kullanıyorum. Bağlayıcı özelliği daha iyi olduğu için gene tabii ki daha kremamsı, daha dokusu daha yoğun olsun diye. Ama santan gamı yerine de isterseniz jelatin kullanabilirsiniz. İsterseniz çok az belki nişasta kullanabilirsiniz. Hatta bazı meyvelerde kullanmanıza gerek bile kalmayabiliyor. Mesela muzda kullanmanıza gerek kalmaz. Muzlu bir dondurma yapıyorsanız zaten içerisindeki o püremsi kıvamdan dolayı bağlayıcı bir şeye gerek kalmıyor. Helvamız isteyen külahla da yiyebilir. Glikozu ve santan gamı pasta ürünleri satan herhangi bir yerden temin edebilirsiniz. Ama dediğim gibi zorunda değilsiniz. İsterseniz bunların yerine de başka şeyler kullanabilirsiniz. Şimdi kremayı tencereye ekliyoruz. Altını en kısa aldım. Kaynamayacak. Sadece çok az ısınması gerekiyor. Kaynamaması lazım. Kaynarsa kesebilir dondurma. Şimdi şekeri ekliyorum. Şöyle göz kararı 2 kaşık yeterli olacak benim için. Evet, burada 1 paket krema kullandım. 200 milim. 2 yemek kaşığı da toz şeker kullandım. Şeker içerisinde erirken ben de şu kavunumu soyayım. Şey gibi oldu. Vallahi kelek çıkmayacak. Bu kelek çıksın mesleğe bırakırım. Bir açıyorum kelek çıkıyormuş. Kavunları çekirdeklerinden ayırıyoruz. Vallahi güzel bir kavun seçmişim ya. Sulu sulu. Harika dondurma olacak. Kokusu çok yoğun çünkü. Kavunlarımızı gelişi güzel keselim. Böyle bir tık daha kabuğunda bırakıyorum. Çünkü şu aşağı taraf biraz sert kalıyor. Dondurma da güzel olmaz. Yani daha doğrusu daha sonra blenderdan çekeceğimiz için sert kabuklu tarafı blenderda güzel çekilmez, sert kalır. Şekerimiz içerisinde iyice eridi. Şöyle altını kapatıyorum. Dediğim gibi kaynamaması gerekiyor kremanın. Şimdi ince dilimler halinde kesiyorum. Burada küçük kesmeniz önemli çünkü daha hızlı püre haline gelmesi için. O yüzden ne kadar küçük keserseniz o kadar hızlı olur. Şimdi kavunları eklemeden önce şöyle 1 yemek kaşığı kadar glikozumdan ekliyorum. Ağda gibi görüyor musun? İşte kavunun da böyle kıvamı daha böyle ağdamsı, daha böyle kıvamlı bir şekilde olmasını sağlıyor bu. Direkt kaşığı ekledim içerisine erisin diye şeker. Glikoz ekler eklemez. Bakın krema... Bakın krema kıvam aldı. Yani işte glikoz burada biraz daha dondurmanın daha kremamsı olmasını sağlıyor. O yüzden hem toz şeker kullanıyorum hem glikoz kullanıyorum ben. Genellikle. Ama dediğim gibi sadece toz şekerle de yapabilirsiniz. Şimdi kavunlarımızı ekliyoruz.
Şöyle biraz ezerek kremayla biraz kremanın sıcaklığıyla beraber böyle kavunlar biraz yumuşasın. Daha sonra makineden çekeceğimiz için böyle pürüzsüz bir hale gelmesi lazım. Kavunların yumuşaması için birkaç dakika daha ocakta tutuyorum. Şöyle yeterli olacaktır. Şimdi biraz soğusun. Soğuduktan sonra santangam ekleyeceğiz. Eğer ki siz bu aşamada jelatin kullanırsanız eğer jelatininizi çok az böyle ılık suda bekletin, yumuşasın. Ondan sonra yine tekrardan soğuyunca kavunlar içerisine eklersiniz jelatinde. Şimdi biraz soğumasını bekliyoruz. Bu arada şöyle kavunları da biraz eziyorum. Yavaş yavaş aromasını bıraksın diye kremanın içine. Kavurumuz soğudu. Şimdi şöyle bir çay kaşığı ucu kadar santangam ekliyorum. Siz burada bir veya iki tane jelatin ekleyebilirsiniz. Yeterli olacaktır. Şöyle biraz karıştırıyorum tekrardan. Şimdi blenderımıza ekliyoruz. Ben iki veya üç seferde çekeceğim. Çok fazla koymayın çünkü fazla koyunca sıcak olduğu için patlayabiliyor, yanlardan taşıyor. Güzel olmuyor yani öyle. Her yer kirleniyor. O yüzden azar azar çekmenize fayda var. Hem böylece daha iyi çekilmiş olacak. Az miktarda olduğu için. Şu an bile yanlardan taştı, görüyorsunuz. O yüzden 3'te 1'i kadar ekleseniz bence iyi olur. Dondurma için şöyle bir kalıbım var. Dolapta dondurmak için bunu kullanacağım. Son parçayı da ekliyorum. Donma süresini kısaltmak için şöyle biraz daha geniş bir şeye koyuyorum. Bunu da çünkü herhalde bir 5 günde donar. Evet. Kavunlu dondurmamız hazır. Şimdi bunu buzluğa göndereceğiz. Tahminimce 4-5 saat, yani minimum 4-5 saat sürer donması. Donduktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Ben de o sıra hem mutfağı toparlayacağım hem de başka tariflerim var, onlara geçeceğim. Siz de artık başka işiniz varsa onları halledebilirsiniz. Bunu biraz unutmanızı tavsiye ediyorum dolapta. Unutun gitsin. Arkadaşlar yaklaşık 4-5 saat dolabın en derinliklerinde kaldı ve şu an hazır gibi. Şöyle bir kontrol edelim. Evet, dondurmamız hazır gibi duruyor. Yani umarım içi yumuşak değildir. Önce güzel bir bardak sunumu yapalım. Oy 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 oy. Evet, sade sevenlere sade, helvalı sevenlere helvalı. Arkadaşlar bugün de sizlere harika bir dondurma yaptım. Yaz ayları da geldi. Artık havaların da ısınmasıyla beraber soğuk şeyler tüketmeye başlayacağız. Bir tanesi helvalı, bir tanesi de sade. Artık hangisini seviyorsanız öyle tüketebilirsiniz. Yapması çok basit ama beklemesi biraz uzun sürüyor. Ama yapmış olduğunuza değecek eminim. Eğer tarifi beğendiyseniz kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Böyle tariflerin de gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin lütfen. Başka bir tarifte görüşürüz. Ben de şundan bir ısırık alayım. Benim tercihim helvalı.